Ben Erdin Çomaç. Fotoğraf çekmek kolay hoş geldiniz. Sevgili dostlar bundan aşağı yukarı 10-11 yıl önce kullandığım kamera bir DSLR kameraydı. Nikon D810'du. Üzerindeki iki tane de lensim vardı. Daha doğrusu birkaç lensim vardı da. 24 70 f2.8 vardı. Bir de 70 300 f2.8 vardı bunlar. Tabii ağır makinalardı. Yani 11 sene önce oğlumun evlilik törenini bütün fotoğraf çekimlerini ben yaptım. Sabah başladık işte parklara gittik. Bilmem ne yaptık falan. Oradan nikah dairesine geçtik. Akşamda bir yemek vardı. Yemekteki bütün resimleri çektim. Ertesi gün yerimden kalkamadım tabii. Kameranın ağırlığı, boynum ağrımıştı, belim ağrımıştı. Ve ben o gün yani bundan bu ağırlıktan kurtulmak zorundayım diye. O zaman işte Fuji Film ekosistemine giriş yaptım. X-T2 ile beraber ve 18-55 lensle beraber hayran kalmıştım. Ama dedim işte tamam sistemin bu benim küçük, kompakt, hafif, keyifli. Yıllar içerisinde tabii ki XT2, XT3 oldu. Bir dönem XH1 oldu. Sonra XT4 oldu. Sonra X10 aldım işte. Sonra biliyorsunuz zaten gelişmeleri. Fakat yıllar içerisinde bazı enteresan değişiklikler oldu. Bir crop sensör gövde olarak büyümeye başladı. Özellikle bu son XH serisiyle beraber onlar büyürken de full frame'de bir marka özellikle işi küçültmeye gitti. Ve en sonunda da kafamı karıştırdı. Şimdi sevgili dostlar yeminimi bozdum. Ben bir daha full frame'e dönmem diyordum ama bu yeminimi bozduran yine de Sony markası oldu. Niçin Sony A7 R5'i tercih ettim? Bir kere yan yana koyduğunuz zaman göreceksiniz ki ikisinde gövde kalınlığı, Enine boyuna bilmem ne birbirine çok yakın, ağırlıkları da birbirlerine çok yakın. Üzerindeki lens 20'ye 70 F4. Burada da 18'e 120 var ama 18'e 120 değildi, 16 55'i koysaydım aşağı yukarı aynı genel ölçülerde olacaklardı. Hani bu da Fuji Film'e haksızlık etmemek için. Şu anda ben bunu XH2S'le gövde olarak kıyaslıyorum, ağırlık, ebat ve ölçüler olarak. Şimdi bununla kalmıyor, yani. Niçin A7 R5'e? Çünkü öncelikle 61 megapiksellik bir müthiş bir full frame sensör var. Full frame ile crop sensör arasında ciddi bir şey çözünürlük farkı var. Tabi bu aynı zamanda bir stop, bir buçuk stopa yakında ışık ve ISO performansı demek. İki kamerayı kıyasladığınız zaman itibaren. Yani biliyorsunuz ben Fuji filmde 6400 ISO'ya kadar her zaman çok rahat fotoğraf çekersiniz. Gayet de kabul edilir. Çok güzel bir rene sahip diye söyleyip dururdum. Ee, aynı şey şu anda ben bu kamera için 2-3 haftadır elimde. Onu deniyorum bir takım yerlerde. 12800 ISO'ya kadar çok kabul edilebilir bir grain yapısına sahip. Dolayısıyla çok güzel. Ama bununla kalmıyor. Bu kamerayı en iyi seçtiğimin başka sebepleri de var. Öncelikle full frame olmakla beraber bu kamerada bir crop sensör seçeneği de var. Dolayısıyla bir anda diyelim ki 70 milimetrelik sizin full frame lensiniz üzerinde 35 milimetre daha ilave ediyor ve dolayısıyla 105 mm'ye çıkıyor. Bunu yaparken de 61 megapikselden sadece 26 megapiksele düşüyor. Yani 26 megapiksellik hala size full frame neticeleri veriyor. Onunla da bitmiyor sevgili dostlar. Yani bu kamera seçmemdeki sebeplerden bir tanesi. Bunun bir nesli olan A7R4 video konusunda çok bir takım eksikleri vardı. Ama bu kamerada o eksikler ciddi anlamda giderilmiş vaziyette. Şu anda ben inan bana detaylı bir inceleme sunmuyorum size. Sadece niçin full frame'e döndüğümü sizlere anlatmaya çalışıyorum. S-Log3 ve s 3 sine tonları ve S sine tonları falan da dahil etmiş vaziyetteler. Dolayısıyla da gayet güzel bir video kamerası. Evet, rolling shutter bu stock sensör olmadığı için tabii ki bir x 2 s gibi değil. Ama ben zaten sakin videolar çektiğim için bana Rolling Shutter'da çok üst düzey bir kamera nereye kadar lazım tartışılır. Ha, bu demek değil ki ben Fuji'den falan vazgeçiyorum, hayır. Sony ile Fuji zaten yıllardır beraber çalışıyorlar. Fuji'nin üzerindeki sensörler de Sony'nin sensörleri. Sony'nin ürettiği sensörler daha doğrusu. Ee, zannediyorum şey konusunda da beraber çalışıyorlar. İşte otofoküs konusunda da. Ama e, gelelim. Sevgili dostlar yani şu anda endüstri lideri. Son, kim ne derse desin. Yani inanılmaz yapışkan, inanılmaz güvenilir. Ve o kadar değişik çeşitlilikte otofoküs seçenekleri sunuyor ki size. Doğru seçenekler eğer ki kullanmayı bilirseniz kare yakalamamanız mümkün değil ya da ıskalamanız mümkün değil ya da videoda acaba fokus kaybeder mi korkusuna falan ya mümkün değil yani. Bütün bunları ben size daha sonra detaylı olarak anlatacağım. XH2 ve şu anda çekmekte olduğum xs 20m daha henüz elimde. XH2'den birkaç lensten e, tabii onları satmak zorunda kaldım bir parça bunun zararını minimalize etmek için. Ama zannediyorum ki şimdi daha çok Sony A7, R5 ile ilgili de sizlere içerik sunmaya devam edeceğim. Gerek fotoğraf, gerek menü ayarları ile ilgili, gerek video ayarları ile ilgili. Ama şu an için söyleyebileceğim çok kısa, şu ana kadar elde ettiğim detay, çözünürlük, detay, çözünürlük ve müthiş bir otofokus. Yani yanlış anlamayın, ben beğenmiyor değilim. Özellikle videoda çok tatminkar bir otofokus sistemine sahip artık e, XH serisi özellikle XH ikiyesiyle beraber. Ama hani göz odaklaması var ya Fujilerimizde genelde gözü kirpikleri odaklıyor. Ben burada göz bebeğine odaklandığını ilk defa ben bu kamerada gördüm arkadaşlar. Yani olağanüstü bir şey. Başka neler var? Evet bir kere kamera hafif. Yani hafif. Bunun kadar hafif. Çünkü iyice küçülmüş. Ha, şimdi kanoncular ya da nikoncular bana kızmasın. Hala çok büyük o, o, o markanın kameraları. Dolayısıyla bana ölçü olarak uymuyor. Bir de yani Sony son yıllarda benim en çok şikayet ettiğim şeylerden bir tanesi renk bilimiydi. Onu da herhalde Fuji ile ortak çalışma neticesinde oldukça düzeltmiş vaziyetler ve çok güzel neticeler alıyorlar. Her şey dört dörtlük bu kameranın. Hiçbir kameranın her şeyi dört dörtlük değil. Ama söylediğim gibi size daha geniş bir içerikte... Size ben bunların artıları ve eksilerini ki artıları çok ama çok daha fazla anlatacağım. Fuji ile de içerik yapmaya devam edeceğim korkmayın. Ama artık Sony de hayatımda sevgili dostlar. Ve iyi ki de hayatıma girdi çünkü 2-3 haftadır kullanıyorum. İnanılmaz hoşnutum kendisine, inanılmaz memnunum kendisinden. E tabi niye bu kadar sürdü diyeceksiniz. Her yeni kamerada bir öğrenme eğrisi vardır. O öğrenme eğrisini atlatmam gerekiyordu sizlere daha doğru veriler verebilmek için. Ama dediğim gibi şu an için çok teknik bir içerik değil bu. Çok e, olabildiğince sade ve nedenlerimi sizlere anlatan bir içerik yapmak istedim. Sizlerle ben bunu paylaşmak istedim. Fotoğraf çekmek kolay ailesi artık e, iki markayı birden gündeminde tutacak. Ve her ikisi de çok güzel markalar. Sevgili dostlar bu içerik sizlere değer katılıyorsanız lütfen beğenme butonunu ıskalamayın. Hala abone değilsiniz lütfen abone olun. E, yorumlarınızı lütfen eksik etmeyin. Çünkü yorumların sizin benim hangi içeriği yapacağım konusunda ciddi yönlendirme oluyor. Ben sizin eksikleriniz ya da sizin sorularınız doğrultusunda sizlere bir şeyler vermeye çalışıyorum bu kanalda. Ki bu kanalın esas amacı o. Elbette e, yani paranızı neye harcayacağınızı da birazcık e, yardımcı olmak amacıyla incelemeler de yapıyorum. Ama şu ana kadar yaptığım hiçbir inceleme ama hiçbir inceleme gerekçe bilmem... Para, parasını vererek aldığım gerek e, demo olarak e, Fuji'nin bana gönderdiği ya da e, verdiği hiçbir ne lenste ne kamerada ne başka herhangi bir şeyde tek bir söz hakları olmamıştır e, ve onlar da sizler gibi aynı anda seyretmeye başlamışlardı. Dolayısıyla bugüne kadar yaptığım e, lens ya da kamera incelemeleri tamamen kendi objektif bakış açımla kendi doğrularımla yanlışlarımla. Sizlere ifade etmeye çalıştım ve bundan sonra da bu şekilde bu ifade tamamlayacak edecek sevgili dostlar. Sizleri seviyorum. Sağlıklı kalın, huzurlu kalın, sevgiyle kalın, barış içinde kalın. Ben Erdin Çomaç. Fotoğraf çekmek kolay, bugünlük de bu kadar.